parmakla gösterilen bir seviyeye ulaştık diyor. Yani ekonomisi göz dolduran, onun sözleri bunlar, bizzat yazdım ki yanlış evet. yapayım diye. Ekonomisi göz dolduruyor, demokrasisi parmakla gösteriliyor. Böyle bir Türkiye yaratmışlar. Buyurun efendim. Hocam, eğer sadece Hollanda bir gösterge olabilir mi bilmiyorum. Benim izlediğim bütün haber bültenlerinde ki İngilizce bültende yayınlıyorlar. Burada görüştüğüm politikacılar, ki Hollandalı politikacılar da, Hollandalı sosyal demokratlarla da görüştüm, konuştuk. Burada faaliyet gösteren CHP'liler ve diğer sol örgüt ve gruplardan insanlar, onlar da bunu teyit ediyorlar zaten. Türkiye'nin dışarıdan görülmüşüdür. Türkiye demokrasi dışı ülkeler kategorisindedir. Demokrasi de yönetilmeyen ülkeler kategorisinde. Yani az demokrasi, sınırlı demokrasi filan değil. Yani Türkiye bir totaliter rejim ile yönetilen ülkeler sınıfında değerlendiriliyor. Dolayısıyla demokratik ülkeler arasında sayılmayan bir ülke nasıl göz dolduruyor bilmiyorum ama başkalarının gözünü bir totaliter rejim olarak doldurduğu açık. Bunu yapıyor. Diğer taraftan ekonomisi yükselen bir ülke değil, derin bir ekonomik kriz içinde ve Türkiye'yi iflasa sürüklemiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Aslında kendileri de büyük bir şaşkınlık içindeler. Yani kutsal bir dava için mücadele ettiklerini düşünüyorlar ve neden başarısız olduklarını da bir türlü anlayamıyorlar. Zaten sorun da burada. Karşımızda inanç merkezli, din merkezli bir bilgi anlayışını hayatını her alanda uygulamaya çalışan, dolayısıyla akıl ve bilimden kopmuş, akıl ve bilime dayalı bilgi anlayışını terk etmiş bir siyasetçilerle karşı karşıyayız. Hiç öyle görünmüyor. Ben bugün bir takım televizyonlarda Erdoğan'ın haberlerde Erdoğan'ın seçilen resimlerini gördüm. Yani resim seçiciler televizyonda önemlidir. O editörler ve haber merkezi yöneticilerinin tercihlerini de, daha doğrusu yaklaşımlarını da yansıtır. Genellikle gösterilen şey, seçilen resimler Türkiye'de bir demokratik lider değil, ülkesini iflasa sürüklemiş, basın özgürlüğünün olmadığı, baskıcı, totaliter bir rejimin lideri olarak tanımlanıyor. Dışarıdan görülen bu. İçeriden biz bunun böyle olduğunu zaten somut olarak kendi hayatlarımızla biliyoruz. Daha yeni sansür yasası çıkaracaksınız. Basın özgürlüğünü ortadan kaldıracaksınız. Tele1'in ekranını karartmaya çalışacaksınız. Bir Tele1 yöneticisi olarak benim hakkımda 37 tane dava açacaksınız. Ondan sonra Türkiye'nin demokrasisi göz dolduruyor olacak. Ana muhalefet partilerinin sözlerini dezenformasyon sayıp hakkında suç duyurusunda bulunacaksınız. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi bürokratik iki silahlı bürokratik örgütü kalkıp ana muhalefet partisini tehdit etmekle görevlendireceksiniz. Ondan sonra da Türkiye'nin demokrasisi göz dolduruyor olacak. Ben bu şeye, bu sözlere inanan insan, aklı başında insan kaldı mı bilmiyorum ama dünyanın inanmadığı, Türkiye'nin de büyük bir kesiminin inanmadığı ve AKP iktidarının büyük bir hızla iflasa doğru sürüklendiği son derece açıktır diye düşünüyorum. O nedenle 2023 seçimlerini, Cumhuriyet'in 100. yılında bir Türkiye'yi kader seçimi belirtiyor. Belki de yakın tarihimizin de değil, Cumhuriyet'in kuruluşundan sonraki en önemli siyasal olaylardan biri ile karşı karşıyayız. Seçimler bu anlama geliyor. Tek olay değildir. En önemli olay diyemem ama en önemli olaylardan biridir 2023 seçimleri. Böyle bir perspektifle hazırlanmak lazım. Dolayısıyla öncelikli görev yakın ve vahim tehlikeyi, Türkiye'yi bir uçuruma, felakete, bir dinci, faşizan bir diktatör rejimine doğru sürükleme potansiyeli olan bir iktidardan kurtarmak ve ülkeyi yeniden bir demokratikleşmiş çizgisine sokmak gerekiyor. Ondan sonrasına bakarız. Yani muhalefetin kendi arasındaki görüş ayrılıkları demokratik bir zemin ve içinde ve bir demokratik yarışla çözülecek, demokratik bir tartışmayla çözülecek sorunlardır. Onlara daha sonra bakılabilir. O bakımdan ayrılıkların değil ortaklıkların öne çıkartılması gereken bir dönemden geçiyoruz. HDP konusundaki yaklaşımın da biraz önce ifade ettiğim görüşlerin de çerçevesini bu oluşturuyor. Emin olun, İmralı ile bile görüşürler, mektup getirirler, hatta açıklama yaptırırlar, hatta kamera bile gönderebilirler. Onlar bunu demokratik açılım, yeniden çözüm gibi ambalajlayarak
sunacaklar. Ama muhalefetin bu korkusunu artık aşması gerekiyor. Yok böyle bir şey. Yani böyle bir palavraya izin vermemek lazım. Ben bu değerlendirmeyi yaptıktan sonra hocam sözü size bırakmak istiyorum. Ve uçağa geçmemiz gerekiyor. Evet, sevgili Yanardağ, size bu açıklamalarınız için ve Hollanda'dan bize ilettiğiniz izlenimleriniz için teşekkür ediyoruz. Ve bütün izleyicilerimizin duygularına tercüman olduğumu bilerek size çok iyi yolculuklar diliyorum. Türkiye'de bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Türkiye, bütün demokrasi güçlerinin birleşmesi gerektiği bir tarihten kavşakta duruyor. Dünya da bunu böyle görüyor. Hollanda'da siyasal gözlemciler, akademisyenler olaya böyle bakıyorlar. Ve endişeliler, yani Türkiye'nin bütünüyle kaybedilmesinden derin bir endişe duyduklarını söyleyebilirim. Sevinenler de var. Türkiye'nin hak ettiği yer orasıydı zaten. Ama batılı standartlarda bir ülke yaratmaya çalıştı ama olmadı demeye getiriyorlar. Böyle düşünen, özellikle yabancı düşmanı, homofobi eğiliminin egemen olduğu çevreler, faşizan çevreler ve gerici çevreler öyle düşünüyorlar. Çok gariptir ki batıdaki faşizan, ırkçı, yabancı düşmanı çevrelerle AKP iktidarının Türkiye'ye bakışı hemen hemen aynı. Sonuçlar aynı. Evet, iyi yolculuklar diliyoruz size sevgili Yanardağ. Teşekkür ediyorum, hoşçakalın. Sağolunuz. Şimdi değerli izleyiciler, bu Erdoğan'ın tekrar onun sözcükleriyle demokrasisi parmakla gösterilen ve ekonomisi göz dolduran bir ülke, bir Türkiye ifadelerinin mevcut yaşadığımız gerçeklere bağlı olarak tam tersini biz gözlemliyoruz. Yani şimdi ekonomisi göz dolduruyor diyor. Enflasyon oranı hem de